Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Sony'nin RX-P35 projeksiyonlu 4K kamerasını inceliyoruz. Sony RX-P35. Evet. Nedir Murat bu? Bir defa bak üstünde yazıyor. Kocaman bir 4K var 4K, şurada. Evet, Sony'nin 4K kamerasını tutuyorsun şu an elinde. Şuraya göstereyim. Şöyle şimdi Sony'de bir sürü kamera var. Biliyorsun. Normal profesyonel kameralardan tatilde aldığın kameraya kadar bir sürü her çeşit var sonunda. Bu şöyle tam profesyonel demeyeceğim ama çok amatör de sayılmaz. Çünkü özelliklerini saydığım zaman birazdan göreceksin. Gayet profesyonel bir çekim için ihtiyaç duyacağın her şey var üstünde. Tabii ki de 4K olması Sony'nin oradaki vurgusu. Şimdi 4K'nın şeyi ayrı konu Hamdi. Gerekli mi gereksiz mi konusu. Tabii çünkü o ayrı konu. Evde izlerken ayrı, çekerken ayrı şeylerden bahsediyoruz. Evde izlerken 4K TV lazım mı? Şu an lazım değil. Çünkü 4K içerik az diyorsun ama şimdi tamam kameraya gelince çeken sensin. Ona sen karar vereceksin. Yani 4K lazım mı değil mi? Şu işlere yarıyor 4K. Bir defa 4K içerik 4K'da oynatmak için tabii ki öyle çekilecek. O ayrı konu. Ama sırf buna lazım değil. 4K çekiyorsun. İçinde onun 4 tane Full HD var gibi düşün. Onun yüksek bitrate ile çekiyorsun. 1080p bile yayın yapsan 4K'dan 1080p daha güzel oluyor normal 1080p'ye göre. Artı işte mesela şimdi şu kadrajı yamuk çektiğini varsayalım şeyin kameranın. Böyle çekti. Biz onu yazılımda tekrar düzeltebiliyoruz ama yamulttuğun zaman yine bir kenarlarda boşluk oluşuyor. Hafif zoom yapıyorsun. Kropluyorsun daha doğrusu. Ne oldu? 1080p değil artık o. Doğru. Hemen altına hemen düştün. Birkaç piksel bile olsa evet, altına düştün. Burada öyle dertlerin yok. 4K çektin mis gibi. Editle. İstediğin gibi kes biç. Tabii bir de yine çok düşünülmeyen bir şey var. Şimdi stok fotoğrafçılığı artık herkes yapıyor. O kadar herkes yapıyor ki artık stoğun videosu da var, işte çizimi de var. Şimdi video çekerken sen bazı şeyleri bir kere çekebiliyorsun. Seti bir kere kurabiliyorsun ya da işte bir mekanına gitmişsin bir kere. İkinci defa gidilmeyecek oraya. Doğru. Çekmişken 4K çek. Bugünden mesela o işi yapıyorsan stok videoculuğu 4K koy. Çünkü daha kimse o işlere giremedi. Elinde sonunda da oraya gidecek evet, sektör değil mi? Evet, sen ilk baştan başla. Yani bu yatırımı yeni başlıyorsan da henüz elinde makine yoksa 4K almak artık gerekli bence. Hem kalite anlamında gerekli hem de işte bu saatten sonra 4K çekilir. O da sunulur, o da satışa verilir. Yani profesyonel de düşünüyorsan zaten para kazanıyorsundur. O ekstra bir bütçe çıkarman lazım bence. Evet, gelelim buna. Bu ne yapıyor şimdi? 4K'da bu Sony'nin, tabii şimdi daha baştan fiyat konuşmuyoruz ama hani kendi serisi içinde uygun fiyatlı 4K'sı. Kendileri böyle söylüyorlar. RX-P35 bu P projeksiyonun P'si. Yani üzerinde projeksiyon da var. Sadece çekmekle kalmıyor. İstersen bir duvara da yansıtabilirsin. 50 lümenlik bir projeksiyon var. İnsan ilk başta ciddiye almıyor ama ortamı da karartırsan gayet güzel veriyor. Hatta keystone düzeltmesini falan da yapıyor böyle. Yani sen yattığın yerden izliyorsun ama düz izliyorsun. Böyle acayip bir şey. Hani şuradan mı veriyor? Oradan veriyor. Şart mı? Bence değil. Hani fiyatı yanılmıyorsam $200 falan oynatıyor. Yani onu olacağını ben daha düşük fiyatlı olmasını tercih ederdim. Ama doğru. Hani olması şey değil. Hani belki de isteyen vardır. Ya çektiğin bir şeyi hemen nasıl görünüyor falan belki ekranda görmek istemezsin ama tabii ortam lazım yani. Sonuçta ışığın karanlığı vesaire. Ekrandan sadece sen görüyorsun. Hani yanına bir kişi daha kafayı uzatıyor. Onun yerine ver duvarı herkes görsün. Doğru. Ama hani çok da lazım bir şey değil. Şimdi şöyle sana birkaç özelliğini sayacağım bunun. Bir defa Zeiss lens üstünde görüyorsun. Variosonar T. 10x optik zoom sunuyor. Ve hani bu zoom'u öyle bir sunuyor ki zoom yaptığın zaman sanki hiç yapmamışsın gibi bir elinin titreşimi zerre gözükmüyor. Yani çok abartman lazım. Hani ki öyle de çekilmez zaten. Doğru. Şu an hani sen öyle sallıyorsun. Önünde mesela gözünü lensin içinde oynayan parçasını görebilirsin. Lensi sadece şeye koymuşlar sanki bir suyun içine koymuşlar orada oynuyor diye. Evet şöyle baktığın zaman. Çok bariz bir şekilde titreşim engelleme sistemi devrede acayip bir şey yarıyor. 10x'i rahat rahat kullanabilirsin. Ya ben ilk elime aldığımda dedim bir vidası mı eksik? Niye tıngır diyor bu dedim. İçinde direkt, oynuyor çünkü çalışan içinde mekanik oynuyor. Şey var mekanizma var. Ama bak açtığın zaman o titreşim olmuyor çünkü sana direnmeye başlıyor evet, bu sefer. Evet. Aynen yaptığı şey bu. Senin el hareketine direniyor. Tabii dijital zoom'u falan da var ama ben o konulara çok girmiyorum. Çünkü o hani süper lazım oldu. Hani hiç başka çaren yok. O zaman kullanırsın da çok amatör çekim için kullanırsın. Ben kendi çekerken optik zoom'un dışına taşmam.
Şöyle devam edeyim ben. 1.8'e kadar diyaframı açılıyor. Bak bu da önemli. Hı hı. Ama hep 10X'de 1.8 değil. 3.4 diğer ucunda 10X yaptığın zaman. En kısık halde 9.6. 1 cm ve 8 cm yine zoom'una göre minimum netleme mesafesi var. Netlemesi gayet başarılı, hızlı. Memnun kaldım. Yüzden vesaireden netlemesi de hani ya görüp algılayabiliyor. Hı hı. Şöyle söyleyeyim, şimdi esas can alıcı noktalarından bir tanesi 4K çekim var dedim. Şimdi 4K'yı niye istiyoruz? İçinde dedim ya 4K çekersin 1080p alırsın. Bak mesela bu kamera seni hep 4K çekmeye zorluyor çünkü 4K modunda 100 megabit bitrate sunuyor sana. Hmm. Ama mesela Full HD çekerken öyle değil. Orada 50. Hmm. Burada da istersen 60 seçebiliyorsun. Hani 4K'da 2 seçeneğin var. 160 çok iyi rakamlar tabii. Zaten evet ya 60 bile çok iyi. Hmm. 100 sunuyor. Bence zaten 100 çekilir. Sonra hiçbir yerden izlenilemez. Editleyeceksin. Sonra öyle olur. Onu da düşünmüşler. Çift çekme modu var. Hmm. Yani sen bir yandan işte çekimini yapıyorsun, bir yandan da MP4 formatında daha küçük bir versiyonu da kaydedebiliyor. O aynı anda yapıyor. Aynı anda yapabiliyor. Yalnız bu çift kayıt dual özelliği 4K'da değil Full HD'de çalışıyor. Yani kayıt normal Full HD'deyken bir tane de MP4 versiyonunu kaydediyor. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki de 4K çekmek zorunda değilsin. Full HD de direkt çekebilirsin. Hı hı. O da olmadı. MP4 formatında yine bir sürü alt bitrate'ler var. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. AVC HD var bunda. İşte şeyi. Klasik. Sonra zaten hep AVC HD çekiyordu. Genelde bana gelen Sony makinelerden. Tamam. Bunda XAVC, S ve HD olarak şey ayrılıyor. Üst formatlar. Hı hı. Ama biz hepsini denedik, çektik. Şeyde çalışıyor. Yani Premiere'de editlerken falan sorun olmadı. Mesela şeyde sorun çıkıyor hala. H265 çekerken. Hı hı. Samsung'un kameraları videolarını hiçbir yerde oynatamıyorsun. Kodek problemi. Evet. Bunda 265 yok. O yüzden hani şey değil, sıkıntı yok. Her yerde çalıştırabiliyorsun. Full HD ile çekerken 50 ve 25p seçeneğin var. 24p modu da var ama içinden aktif edilmesi gerekiyor. Menüsünde saklı. Hı hı. Full HD çekersen işte yaklaşık 50 megabit civarı. Bak orada şey sunmuyor sana. İşte o, ya Full HD çekeyim, 100 çekeyim yok. 100 istiyor, sen 4K diyor. Full HD'de 50. AVC HD'de çekersen orada da 25 megabit maksimum. Hı hı. Böyle yani bir sürü bitrate ayarı var. Senin şeyine bağlı. Yani ben bunu çekeyim, hemen upload edeyim diyorsan tabii ki de bitrate'ini düşüreceksin. Hı, ama doğru. Kalitede bariz kayıp olacak. Yok eğer ben maksimum çekeyim sonra istediğimi yapayım diyorsan 100 çekeceksin. Sen oradan versiyonlarını üreteceksin. Bence zaten kullanılma şartı şey olmalı. Hiçbir zaman tabii bilgisayarda yaptığın ne denir, sıkıştırmayla şunun içinde otomatik yapılan aynı olmayacaktır. Tabii. Yüksek çekip sonradan bilgisayarda yapmak her öyle zaman avantajlı. Öyle yapmak lazım. 1/2.3 inç bunun arkadan aydınlatmalı dediğimiz, bu fotoğraf makinelerine çok söylediğimiz algılayıcısı var. Hı hı. CMOS yani şey falan değil, hani öyle APS-C falan değil bunun algılayıcısı. Küçük algılayıcı, yani onu baştan söyleyelim. BIOS X kontrolcüsü bütün her şeyi yönetiyor. Hı hı. Şu an bak sen şeyi çıkardın, USB'sini. USB evet. Güzel saklamışlar onu. Evet, o güzel saklanmış. 20 megapiksel fotoğraf çekebiliyor ama çektiği fotoğraflar işte bak küçük algılayıcının çektiği fotoğraflar. Hı hı. Yani biz hep ne dedik mesela Full HD dediğiniz 2 megapiksel. 4K dediğin zaman işte 8 oluyor. İşte, yine megapiksel cinsinden konuştuğun zaman öyle çok büyük rakamlar değil video için. Ama fotoğrafta 20 megapiksel diyorsun. Aldığın görüntü algılayıcısının üretebildiği kadar. Hı hı. Yani kompakt kamera kadar bir şey çekebiliyor. Dolayısıyla bu çok fazla böyle hani fotoğraf çekmek için de hani iki işini birden görsün demeyeceksin. Bu video kamera. Hı hı. Videoyu çok iyi yapıyor. 120 FPS ya kadar da şey var. Ağır çekim özelliğini de koymuş Sony buna. İstersen. Çözünürlük falan düşüyor mu o zaman? Orada düşüyor. Hı. 4K yapamıyorsun. Hı hı. 5.1 ses kayıt özelliği var. Hı. 5.1. Bir özellik koymuş Sony. Düğmeye basarak aktif ediyorsun. Ben böyle çekiyorum ya. Bu arkasındayım. Hı hı. Benim sesimi almıyor. Filtreliyor. Yani öne doğru öndekileri çekiyor. Hı. O şekilde bir yön verebiliyor kendine. İlginç. Onu işte bir tek tuşta seçebiliyorsun. İyi çalışıyor mu bari? Denedin mi? Ya ben çok fazla denemedim çünkü şöyle bir şey var. Bundan zaten ses kaydı yapmayacaksın. Hı hı. Yani bu işleri yapıyorsan şöyle göstereyim. Bak hani onu da göstermişim. Daha şusu var mesela buraya, hı hı, aparat takıyorsun. Mikrofonu hariçten takıyorsun. Zaten öyle yapacaksın. Yani, hı hı, sen gidip sakın buna güvenme. Yani ses kesiyor falan.
zaten bunun aldığı ses yine hani çevre sesi alıyor. Tabii. Yani onun için sordum zaten. Noktaya kadar yönlendirmek başka cins bir mikrofon gerektiriyor. Bundan ciddi olmayan işlerini yaparsın. Tabii ki de senin sesini almayacak. Biz burada hani geçen mikrofon inceledik. Ne oldu? Şöyle aynen böyle otururken böyle çevirdiğiniz zaman beni almıyordu. Ya da çok azalıyordu. Yani onlar gerçekten çalışan mekanizmalar ama genel olarak bu mikrofon yetmeyecek sana. İstediğin filtrelemeyi yapamayacaksın. İstediğin kişiye böyle tam nokta atışı yapamayacaksın. Ama işte dediğim gibi hat şusu var üzerinde. Mikrofon girişi de var. İstediğin profesyonel mikrofon çözümünü uygula. Ya da ayrı işten kaydet başka bir yere. Tamam. USB'den şarj olabiliyor. Öyle güzel bir özelliği var. O da iyiymiş, evet. Tabii bu da var. Bu adaptörü. Şimdi bununla şarj edebilirsin ama mecbur değilsin. İşte şu güzel tarafı şu. Bununla çalışabiliyor. Yani şarj et ya da etme. Sonra değil. Bunu tak elektriğe kullan. Yani pilinden, ha, iyi, pilinden evet, bağımsız bir şekilde mis gibi çalışır. Yani stüdyo ortamındaysan falan. Tabii burada mesela kullanırsın. Da USB'den şarj olması da iyiymiş hakikaten. Yani. Evet, görüyoruz artık. Ya yani bugünün 2015'in kameralarında bu özellik var. Ne yok? USB 3 yok. Benim en çok bunda şikayet ettiğim şey oldu. Çünkü bundan 100 megabit kayıt yapıyorsun 4K ve aktaramıyorsun. Dosyalar hani, dev gibi oluyor. Tabii dosyalar dev gibi. Tamam, bunun kart girişi var. Tabii ki de. Ama içinde de 64 GB hafıza var ve hiç de az bir hafıza değil. Bunu doldurduğun zaman şimdi kartı çekip alıp götürüp bilgisayara koyarsın. Hızlı bir okuyucuyla USB 3.0 ile aktarırsın da kendi hafızasını boşaltman zor. İşte belki hani içinden karta kopyalama falan gibi bir fonksiyonu ya, var mı? Uğraştıracak sonuçta ama. Yani şöyle, onları da baştan seçtiriyorsan hani nereye kopyalayayım diye. Ben hep hafıza şeyini kullandım. Kendi hafızasını kullandım. Bir de şunu söyleyeyim. Öyle her hafıza kartını da takamıyorsun. He. Yani Class 10 demiş Sony ama biz Class 10 taktık buna. Olmadı. Olmadı. Çünkü Class 10 çok sınır. Yani Class 10 olup işte 95 MB saniye yazan kart da var. Onları takman lazım 4K'da. Garanti olsun. Yani o sadece Class 10'a güvenip almayın. Üstünde hızı da belirtirsin. Video kamera için olan ürünler böyle özellikle zaten 95'i falan rahat bulan ürünler var piyasada. Onlardan tercih etsinler. Bizde işte Kingston'ın bizde hatta incelemesi olan bir ürün vardı. Onu kullandık. Onunla oluyor. Dediğim gibi nakil işini de kabloyla hallediyorsun. Bu da bak hamdi şey USB'sinin uzatma kablosu da var çünkü o çok kısa. Doğru, çok kısa burada. Şöyle giriş çıkışlarına baktığın zaman gerekli bütün giriş çıkışı var HDMI'ne kadar. Ama HDMI şöyle mikro HDMI destekliyor. Yani tam burası full HDMI de bir tarafı mikro. Onunla ne yapabilirsin? Mesela capture kartına doğrudan bağlantı yaptım. Ve hani yani biz canlı yayın yapıyoruz ya bunu o iş için kullanabilirsin. Doğru. Görüntüyü veriyor dışarı. Tabii benim capture kartım 1080p alıyor. Ona göre ayarlamak zorunda kaldım. Ama mesela aynı kabloyla 4K TV'ye de çıkış verebilirsin. Yani capture işleri için kullanabilirsin o portunu. Tamam. Düzgün çalışıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. 1080p çıkış verdiğinde bu da kendi hafızasında 1080p kayıt yapmaya devam ediyor. Yani hem çıkış veriyor hem kayıt yapabiliyor 1080p'de. Bunları denedim. Çalışıyor düzgün. Şimdi bak orada hani ilk başta belki anlaşılmıyor ama şu ön taraftaki halka dönüyor. Buna sen özellik atayabiliyorsun. Dolayısıyla kolay bir şekilde mesela diyaframı oradan ayarlayabilirsin. Bak ya da burada bir manuel tuşu var. Doğru. Ona basarak bütün fonksiyonlarını bunu kontrol edebilirsin. Yani shutter da ayarlanıyor, beyaz ayarı da ayarlanıyor. Hepsi ayarlanıyor. Full manuel çalışıyor yani. Yani bayağı profesyonel hale getirebiliyorsun tabii, o zaman. Tabii dokunmatik ekranı var 3 inçlik. Üstünden de bir sürü ayarını yapıyorsun. Ama üstünde kısa yolları da var o ekranın. İşte yani şey değil, manuel ayarlara çok hızlı bir şekilde ulaşmanı sağlamış Sony. Bunun yanında çekim için yardımcı olan işte zebra çizgileri gibi böyle fokuslamana yardımcı olan özellikler de var. Yani hiçbir şeyden hemen hemen kısmamışlar o anlamda. İşte zoom ben ayarı şurada NFC logosu görüyorum o bile evet, var. Evet çünkü bunda Wi-Fi var. Şimdi Wi-Fi olduğu zaman tabii ki de telefonla eşleştirmen lazım. NFC ile tak diye dokunduruyorsun. Play Memories eşleşiyor. Çalışmaya başlıyor hemen. Çok iyi. Wi-Fi'den şunu yapıyorsun. Bunu kontrol edebilirsin istiyorsan. Hatta işte görüntüyü canlı olarak veriyor. Oradan görebiliyorsun. Zoom yapabiliyorsun. Kayıt yapabiliyorsun. Enteresan bir özelliği var. Mesela bununla birlikte Sony'nin şu hani sporcular için olan aksiyon kameraları var ya. Onlardan yönetebiliyor 5 taneye kadar. Yani senkron kayıt başlatmak önemlidir ya. Doğru. Onları yapabilirsin. Birbirleriyle bağlantı kurup grup yapıyorlar şeylerini Wi-Fi üzerinden.
bir grup olarak başlatabiliyorsun bu sayede. Şey belirtmiş, işte Ustream ile anlaşmışlar. Onlardan da şey yapabiliyor. Canlı yayın yapabiliyorsun, hani oradan aktarıp. Hmm. Ama onu denemedim çünkü Ustream'de ben kullanmıyorum. Ben şunu denedim. Normal capture kartı kullanarak görüntüyü alınca zaten bütün dünyayla her türlü paylaşırsın. Tabii. Ben onu denedim. Yani capture çalışıyor. Kartı olmayanlar için belki düşünülebilir ama sonuçta yazılımsal bir şey. Diğerleri evet, de gelir herhalde. Capture kartının şey verdiği esnekliği hiçbir şey vermiyor. Ve hani buna dünyanın parasını veririm, ondan kaçmayacaksın. Doğru onu, o konuda haklısın. Hatta şey var, yani sonuçta artık onu kart olarak değil de böyle ayrı external cihaz olarak yapıyorlar. USB'den bağlanan. Evet öyle, o kesinlikle o çözümlere başvurman lazım. Şöyle bakayım sana anlatmadığım ne kalmış. Bu pil ne kadar gidiyor üzerinde pille çalıştığında? Çünkü biraz küçük göründü gözüme. 2000 miliampere yakın bir pili var ama ben de çabucak biter bu diyordum. Gayet güzel gitti. Yani ben bütün çekimimi bir günlük boyunca bu pille yapabildim, hiç şarj etmeden. İyiymiş. Tahminlerimin çok ötesinde gidiyor pili. Enteresan. Sonra zaten stüdyoda bağlayacaksın. Adaptörünü kullanacaksın. O çok dert değil. Tabii ki en önemli konu görüntü kalitesi. Hani bu kadar yani şeyi var, istersen bak. Hiç açmadan buradan bakaçla kullanabilirsin. Elektronik bakaçla. Bu da sana pil tasarrufu demek. Doğru. Ekran devreye girmemiş. Gayet güzel bir bakacı var. Yüksek çözünürlüklü. Her şeyi okuyabiliyorsun, görebiliyorsun. Biraz küçük tabii. Ona yapacak bir şey yok. Gece çekimi modu var. Mesela gece görüşü, daha doğrusu hani yüksek ISO'yu yükseltmesinden bahsetmiyorum. Gayet hani o filmlerde gördüğümüz o yeşil ekran vardır ya. İşte o gece görüşü var. Kullanmak istersen. Şöyle bakayım tekrar. Sana söyleyeceğim ne var. Şimdi tamam, bunlar genel olarak özellikler. Kalite nasıl? Bir defa küçük algılayıcı her zaman olduğu gibi fotoğraf çekerken de video çekerken de gece zayıflığını gösteriyor. Ama bundaki gece çekimi öyle hani kameralardaki, çünkü bu oran kameralarda bile, hani şey telefonların kameralarında bile çıkıyor karşımıza. Öyle değil. Bambaşka bir dünya. Gece gayet kullanılabilir sonuçlar elde ediyorsun. Tabii ki gren var ama kullanılabilir görüntüler elde edebiliyorsun. Tabii ki ama durum, en ideal durumu ışık altında veriyor. İster böyle yapay ışık altında, ister dışarıda çok güzel çekiyorsun. Zaten 100 megabit bitrate süper bir rakam. Doğru. 4K çekiyorsun. Ben hep 4K çektim. 1080p de çektim tabii de. Bunun hani 4K'daki sonuçlarını gördüğün zaman mutlu oluyorsun ve hani vazgeçmiyorsun biraz. Zaten dediğim gibi işte o bitrate'i sadece 4K'ya koymuşlar. Seni biraz da mahkum ediyorlar oraya. Dediğim gibi sabitleme özelliği çok iyi. 10x optik zoom elde kullanılabilecek seviyede iş görüyor. Yani gayet iyi. Şey soracağım Murat, sen hani daha iyi bilirsin. Rakiplerine göre mesela ağırlık konusunda hani uzun süre elinde kullanacak şöyle, olsan falan. Hiçbir sorun yok. Ama Sony şunu söylemiş. Kendisinin de yaptığı en hafif ve en küçük 4K kamera. Bu kendi ifadeleri. Beni hiç rahatsız etmedi kullanımımda. Ama şunu söyleyeyim. Tabii ki de bir kompakt kamera gibi değil. Biraz ağır. Değil tabii. Ama güzel tarafı şu. Bunların hani şöyle taşınıyor ya bunlar. Yani hep zaten şu konumda pek bir şey hissetmiyorsun. Yani bir fotoğraf makinesi taşır gibi olmuyor. Böyle gayet elinde destekli. Doğru. Bayağı ergonomik zaten tutması falan. O yüzden ben şikayet etmedim. Şu önden bakarken gözün ayrı hareket etmesi çok garip bir his veriyor insana. Ama işte acayip sanki kamera seni gözlüyormuş gibi oluyor bir anda. Vallahi çektiğim örneklere baksınlar. Ben bunu şeyle kıyasladım. Tabii ki de APS-C, bende Samsung'un NX1'i de var. 4K. Onunla video çektiğin zaman tabii ki NX1'in orada bir avantajını görüyorsun. Ama bizim video kameramız XF100 ile kıyasladığımız zaman valla yarışıyor yani, çok rahat bir şekilde. XF100 çünkü bayağı büyük bir şey buna göre karşılaştırınca. Tabii o profesyonel bir kamera. Canon'un. Biz işte canlı yayınlarımızı onundan çekiyoruz. 4K yani bu kamera şöyle söyleyeyim, hep daha bir keskin, daha detayları ortaya çıkaran bir performans ortaya koydu. APS-C'nin avantajı da grende çıkıyor. Yani orada tamam diyorsun, bu hakikaten APS-C'nin farkı. Ama günlük kullanımda hani ben sonuçta bundan şöyle söyleyeyim, profesyonel işte yaptım. Hani hiç de şikayetçi olmadım ve o profesyonel işte hem XF100 vardı hem APS-C bizim Canon'lar vardı. Yani hepsinin montajlandığında aradan işte bu böyle bir kamera çekeş falan böyle, öyle bir şey diyemiyorsun. Gayet böyle hepsini mis gibi eşitliyorsun. Çok memnun kaldım. Fiyatı nedir peki Murat? Ona gelelim.
Evet, illa pislik yapacağım. onu da bilelim canım, evet, yani. Şimdi, alacağız sonuçta. Amerika'da ben baktığımda hani yorumlara gerçekten hani orada adamlar dolar kazandıkları için ucuz diye bahsediyorlar bundan ama bunun fiyatı Türkiye'de 4500 TL. Yani hiç az değil. Şöyle diyeyim, yani işte P olmasaydı 200 dolar daha kıyılacaktı ama yine 4000'lerdesin yani. Yani doğru, evet. O yüzden ciddi düşünmek lazım. Yani ben şöyle söyleyeyim, bunu tatil kamerası diye alırsan yazık olur. Yani onun için onu fazla. Onu aşıyor diyorsun yani. Çok aşıyor. Yani zaten o kadar bitrate'e ne yapacaksın? Yani çocuğun sünnetini niye bin, yani 100 yani megabitle çekeceksin ya da. Bundan iş yapman lazım. İş yapınca para kazanman lazım. Para kazandığın için de alabilirsin. Ona bunu, değer veriyorsun. Evet, yani. Onun için tamam. Ama hiçbir şey kazanmıyorsan keyif için de hadi bütçen vardır alırsın. Ona bir şey demiyorum da. Hani almak zorunda değilsin bunu. Hani başka daha ucuz seçenekler Sony'de de var. Ya da işte Full HD'yi al. Yine sanki şikayet mi edeceksin? Ya da paylaşacaksan zaten onu küçülteceksin, edeceksin. O bitrate'ler kullanılamayacak birçok durumda. Ama bizim için mesela önemli. Biz yüksek bitrate'de çekmeye çalışıyoruz. Sonradan çünkü uğraşıyoruz üzerinde. Tamam, para kazanıyorsan vereceksin. Zaten ne Mark 3 alıyorsun 10 bin lira. Hani ya oradaki rakamlar hep uçuk zaten. Yapacak hiçbir şey yok. Ama bir kere alıyorsun. Bak burada bir hani öyle bir avantajı var. Kendini amorti edecek. Şimdi bunun 2500 liraya Full HD bir makine aldığını farz et. 4K çekemiyor. Yarın öbür gün mecbur kalacaksın. Hadi elden çıkar bir daha al. Doğru. Bu hiç olmazsa daha uzun süre gidecek. Belli. Daha bunun standardı oturmamış. Uzun ömürlü. Bir de para kazanmayı becerirsen bu rakamı verirsin. Bir de tabii Türkiye'den alıyorsun. İşte taksitle alacaksın. Garantili alacaksın. Böyle Hamdi. Android tarafında ve iOS'ta uygulamaları var. Ben Android'de test ettim. Eşleştirmelerini falan orada yaptım. Yani onlar birazcık oyuncak gibi kalıyor ama şu şey fikri fena değil. Hakikaten diğer kameralarla grup yapıp senkronlama fikri fena değil. Ya Murat, artık hani devir video devri oldu. Öyle. Herkes bir şeyler üretip YouTube'da kanal açmaya çalışıyor veya ne bileyim başka şeyler yapmaya çalışıyor. Hani biraz daha profesyonel ben bu işlere yaklaşacağım diyorsan, hakikaten ucunda para kazanmayı düşünüyorsan ileri seviyede belki düşünülebilir böyle bir şey. Ya şu var, bununla çekilen videonun kalitesi bununla çekmeyenlere göre farklı olur mu, anlaşılır mı dersen anlaşılır. Yani onu söyleyeyim. O yüzden tabii ki de paranın karşılığını görüntü olarak alıyorsun. Ama bir de o masrafın karşılığını alma konusu var işte. O apayrı bir konu zaten. Senin iş modeline bağlı. Bu böyle şakası olan bir kamera değil. Yani buna profesyonel olarak bakmak lazım. Tamam, belki yurt dışındaki adam buna biraz hani amatör bakıyor. Doğru. Fiyatı da hatta onlara göre ucuz. Sony de öyle pazarlıyor. Ama biz de öyle değil. Biz de artık hakikaten profesyonel seviyeye giriyorsun bu fiyatlarla. Çok güzel bir ürün. Hani ben acayip zevk aldım onu kullanırken. Çektiğim görüntülerden de çok memnun kaldım. Örneklerini de vereceğim. Değerlendirsinler. Türkiye'de satılışta şu anda. 4500 TL Sony civarı. Sony AXP-35. Evet. Projeksiyon konusuna dikkat ettiysen pek değinmedim. Çünkü açıkçası bence gereksiz bir özellik. Yani. Ama isteyene de var işte. Yani çok da fiyat farkı sağlamıyormuş. Yani hani. Yani hani muhtemelen Sony'de hani onu alan o parayı veren bunu da verir dedi. Onu da ötekine getirmedi. Peki. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.